Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ataberk Donç. Geçen sefer 5 atmıştık, bu sefer dikkat edin 10 atmayalım. Geçen sefer takım hazır değildi, o halimizle 5 attık. Bu sefer dikkat edin 10 olmasın. İmmobile lan, altın ayakkabı lan. Rafa Silva Messi. Ya beyler, şimdi abi şaka yapacağız, güleceğiz, eğleneceğiz. Her yayın olduğu gibi. Tabii ki de gülüp eğleneceğiz. Makaramızı tabii ki de yapacağız. Yemin ediyorum, söz veriyorum, objektif bir şekilde şey yapacağım. Ama SofaScore'a falan biraz baktım. Yani biraz inceledim. Ortalığa şöyle bir göz attım. Demek ki uçup kaçmıyormuşsunuz kral. Şimdi birbirimizi kandırmayalım. Beşiktaş tweet. Evet, sosyal medya yanıyor. Şimdi ilk önce özetlere falan geçmeden. Abo. Beyler, şimdi videoyu bir kez daha izleyin. Size bir şey göstereceğim gözden kaçan. Beyaz Tofaş. Ya bak şimdi bir şey, tamam. Ya kral bak şimdi bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş sosyal medyası tarihin en çöp sosyal medyasıdır. Ezeli rakibine yarım asırda bir 5 gol atmışsın. Bak bu yarım asırda bir oluyor. Tamam mı? Şimdi Beşiktaşlı kardeşlerim bana hiç kızmasın. Bak bismillahirrahmanirrahim, yayını başlattık. 3000 arkadaşız burada, dostuz, sohbet edeceğiz. Gittin yarım asırda bir 5 gol attığın, ezeli rakibine 5 attığın gece paragraf yazdın. Paragraf yazdın. Efendilikten bahsettin. Delikanlılıktan bahsettin. Ben sana şimdi bir şey söyleyeyim. Burası Norveç mi? İskandinav ülkesi mi burası? Danimarka mı? İsveç mi burası? Al. Sabaha kadar tweet atacak şimdi. Ben sana söyleyeyim. Sabaha kadar. Bak kaldırdı seni salıncaktan, kaldırdı. Tahterevalli'ye oturtturdu. Şimdi sen ona bir cevap verdin. 12 tane daha tweet atacak Galatasaray. Ya yok efendilikmiş, cartmış, cırtmış. Ya geçeceksin bunları ya. Sınıfta kaldı Beşiktaş. O gün sosyal medya yönetimini yapan hangi ajansa. Ya sınıfta kaldınız abi. Ne demek ya, ben ezeli rakibime 5 tane atacağım, sosyal medyada susacağım. Lan öyle şey mi olur? Ya öyle saçmalık mı olur ya? Ya niye çıkıp oynadık o zaman? Maç sonu da el sıkışıp forma değiştirseydin. Ne demek yani edebinle sevin? Al sana edebinle sevindiriyor bak şimdi. Bak 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 bak, edebinle nasıl sevindiriyor. Bak bak. Bak bak, çok delikanlısın, çok büyük ders verdin ya, erkeklik öğrettin ya. Al bak, al. Şimdi bekleyesin mi daha 5 atasın? Paylaşım yaparsın belki. 50 sene sonra. 50 sene bekle bir 5 daha atmak için şimdi. Ben sana söyleyeyim. Şimdi
Beşiktaş İnönü'deki maçta yensin Galatasaray'ı. Yine bir efendilikle alakalı paylaşım yapar. Galatasaray önümüzdeki sene Samiyen'de bir daha yener Beşiktaş'ı. Bu sefer Tatravalli'den alır dönme dolaba sokar. Ya abi, yani kusura bakmayın, burada Beşiktaş sosyal medyası sınıfta kaldı. Yani hikaye anlatmayın abi. Bakın, biz öyle bir toplum değiliz. Bizim gelenek ve göreneklerimizde böyle şeyler yok abi. Yok işte cartmış zamanında forma değiştirmiş Metin Oktaylar. İşte yani yapılmış, bitti. Bitti. Spor kültürü olarak, spor kültürü olarak üç büyüklerin hepsi birbirinden nefret ediyor. Geçti hocam. Al. Bu da şey. Ne oldu? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Galatasaray sana gelip şunu dese ki, hani efendiydin, ne oldu? Ya efendilikle kal, ya da bunu hiç atma. Abi, bak ben burada bu paylaşımı falan şey yapmıyorum. Benim tek derdim Galatasaray'a 5 atmışken o sosyal medya... Ya bırak anladığı dili falan. Galatasaray'a 5 attın. Galatasaray'ın, sen bilmiyor muydun seni yeneceği, ilk maçta bu paylaşımı yapacağını bilmiyor muydun? Şey mi dedin? Ha, ders verdik, erkeklik öğrettik, adamlık öğrettik falan filan. Bu muydu senin gözünde? Ben bak o gün yayında söyledim. Sen dedim bugün dedim erkeklik yapıyorsun, delikanlılığını göstermeye çalışıyorsun. Galatasaray dedim ilk maç sizi yensin, bak dedim paylaşıma. Ah. Yani benim anlamadığım tek nokta, bak burada ben Galatasaray'ın bu paylaşımından şey değilim. Burada anlamadığım tek bir nokta var. Abi sen ya gittin yarım asırda bir 5 tane gol atmışsın. Gidiyorsun. 5 attığın rakibine paragraf yazdın. Adam seni salıncağa koyan adama cevap olarak paragraf yazdın. Sonra da abi sonra tabii ki. Tabii ki. Neyse, devam ediyoruz.